2011 yılında Japonya'da yaşanan 9.0 şiddetindeki depremden sonra ortaya kocaman bir tsunami çıkmıştı ve bu tsunamide yaklaşık 15 bin kişi hayatını kaybetti. Japonya'nın binaları ve şehir sistemi diğer ülkelere göre daha kaliteli. Bu yüzden bu kadar şiddetli bir tsunamiye göre can kaybı az oldu. Fakat bu tsunami Japonya'dan daha gelişmemiş bir ülkeye vursa çok daha büyük felaketler olabilirdi. Örneğin 28 Eylül 2018'de Endonezya'da yaşanan 7.0 şiddetindeki depremin ardından çıkan tsunami. Bu afette ise 5000 kişi hayatını kaybetti, 10.000 kişi yaralandı ve 71.000 kişi evsiz kaldı. Fakat Japonya'da yaşanan tsunamide dalgalar 40 metreye ulaşırken Endonezya'da sadece 7 metreydi. 2004 yılında Hint Okyanusu'nda yaşanan 9.1 şiddetindeki depremden sonra çıkan tsunamiden yaklaşık 14 farklı ülke etkilendi. Yine Endonezya'nın yakınında çıkan tsunami Güney Afrika'ya, hatta Alaska'ya kadar ulaşmıştı. Ve bu tsunamide ise dalgalar 30 metreye kadar ulaşabiliyordu. Yaklaşık 230 bin kişi bu tsunami sebebiyle canından oldu. Yani bu deprem o kadar şiddetliydi ki tüm gezegeni 1 santim hareket ettirdi. Ve şu ana kadar bilinen tarihteki en çok ölüme yol açan 6. deprem oldu. Ve bu depremin sonunda tüm dünya tsunamileri önceden tespit edebilmek için kol kola verdi. Fakat bunun cevabını bulmak şu anki teknolojimizle yeterli olamadı. Ve bu başarısızlık 2018'de yine hissettirdi. Peki tsunami nasıl oluşur? Dünyanın kabuğu, yani suyun altındaki kabuğu, çok büyük bir alanda parçalandığı zaman suda inanılmaz büyük bir yer değişimi oluyor. Bu da tsunami tetikliyor. Yani bu olayın şiddetini anlayabileceğimiz şekilde oranlarsak, burada oluşan güç saatte 1000 km hızıdır. Eğer okyanusa yakın bir yerde, bir yerleşim yerinde veya suyun ortasında 7 veya daha büyük bir şiddette deprem olduğu zaman orada büyük ihtimalle tsunami yaşanacaktır. Şu an tsunami önceden tahmin etmeye çalışan su üzerinde yüzen şamandıralar var. Bunlar uyduya bağlı ve suyun altında bir deprem olduğu zaman çok hızlı bir şekilde uydu aracılığıyla bilim insanlarına bildirim gönderiyor ve gerekli önlemler alınmaya başlanıyor. 7 şiddetinde bir deprem olduğu zaman dediğim gibi büyük ihtimalle tsunami oluşuyor. Fakat bu her zaman olmayabiliyor. Örneğin Nisan 2012'de yine Endonezya'nın hemen dibinde yaşanan 8.6 şiddetindeki depremden sonra bir tsunami oluşmamıştı. Endonezya 17 bin farklı adanın bir araya gelmesiyle oluşuyor ve bu bölgede yaklaşık 265 milyon insan yaşıyor. Endonezya hala tsunamileri öngörmek için çalışmalar yapıyor. Fakat çok limitli kaynakları var ve sensörleri nereye yerleştireceklerini çok iyi seçmeliler. Oregon Üniversitesi'nde bir profesör olan ve bu tsunamiyi erkenden tahmin edecek projeyi tasarlayan Diego Melgar'a göre şu anki teknolojiyle elimizden ne geliyorsa onu yapmalıyız. UNESCO'ya göre ise Endonezya'nın tsunami tahmin etme sistemi INATEFS'in depremle ilgili 170 tane geniş mantı istasyonu, 238 tane ivme ölçer istasyonu ve 137 tane gelgit göstergesi var. Bu kuruluş aynı zamanda 134 ülkeden depremle ilgili veri alıyor. Kulağa her ne kadar geniş ve donanımlı gelse de bu sistemin yine de çok büyük açıkları var. Örneğin Endonezya'daki Palu şehri. Körfez olduğu için kuzeyi hariç okyanustan tamamen korunuyor. Fakat 2018 yılında yaşanan tsunamide merkez üssü Palu'dan 70 km uzaklıkta olduğu için tsunami sırasında bu şehre şişeyle boşaltır gibi su gelmişti. Deprem Palu Koro fayındaki sarsıntından dolayı yaşanmıştı. Bu fay hattı tamamen düz ve dünyanın kabuğunda bulunuyor. Önceden tespit etmek bir yana, tsunami riski olan yerlerdeki insanlar eğitilmeli ve böyle bir afet anında onlara telefonla, televizyonla veya ne bileyim sirenle haber verilmeli. Ha deprem sırasında telefon hattı çökerse böyle bir durumda insanların ne yapacağını önceden bilmesi çok da önemli bir durum. Örneğin Bangladeş'te tsunami yaşanma riski olduğunda insanlar bisikletlerini alıp etrafa dağılıyor ve ellerinde megafonla diğer insanların daha yüksek bir yere çıkması için uyarılar yapıyor. Bu bisikletliler için çok riskli bir durum fakat bu olay Bangladeş'te artık bir kültür haline gelmiş. Eylül'de yaşanan son tsunamiden sonra da Sulawesi'de yaşayan halk artık çok endişelenmeye başladığından orada yaşayan insanlara eğitim verilmeye başlandı.